Zorba bir insanı ilk gördüğünüzde tanıyabilir misiniz? Belki görünüşte size çok iyi davranıyor. Gizlice ama niyetinde bir zalimlik var. Ve sonra bazen birisiyle tanıştığımızda, bazen bir kadınla, bazen bir erkekle, o kişi belki arkadaşımız, belki sevgilimiz olduğunda, çok iyi davrandığında sonra birden bu insan bana çok iyi davranıyor, niye böyle kötü davrandı, niye kötü davranmaya başlıyor gibi düşündüğümüz zamanlar olmuş olabilir. Benim şahsen çok oldu. Sizin de olmuş olabilir bu anlamda. Hepimiz bu gibi durumlara maruz kalabiliyoruz. Gizlice zalimlik, zorbalık derken şunu kastetmiyorum yalnız hepimizin elbette içinde kötü tarafları var, iyi tarafları var. Ama buradaki kastettiğim zarar vermek ya da vermemek. İşte bu bizi insan yapan nokta. Bir insanı insan yapan nokta nedir arkadaşlarım? Vicdanıdır. Ve bu vicdan gereksiz bir merhametten ayrıdır. Gereksiz bir merhamete dönüşürse o zaman da kullanılırsın ama vicdan gönlün terazisi gibidir. Buradaki kriterimiz zarar vermeyi temel alıyoruz arkadaşlarım. İyi insanlara güvenilmez olmak diye de bir mesaj çıkmasın sakın. Çünkü burada iyi gibi görünen insanları aslında temelde nasıl zalimce, gizlice zalim niyetleri olduğunu fark edersiniz. Bundan bahsedeceğim. Harika bir video oldu. Gerçekten yine söylüyorum. Hani kendi videom gibi met etmiş gibi olacağım ama kamu spotu gibi ve sosyolojik dinamikleri açıklayarak beslediğimiz bir video oldu. Umarım beğenirsiniz. O zaman hemen geçelim. görünüşte iyi olan, gizlice zanim niyeti olanların birinci özelliğinde şu vardır. Her zaman kendi hakkında konuşurlar. Anahtar kelime ne biliyor musunuz? Her zaman. Şimdi elbette kendiniz hakkında konuşacağınız ortamlar, zamanlar olacak ama bunlar zaman, o diyaloğun çoğunlukta kendi haklarında konuşurlar. Gerçekten iyi insanlar her zaman kendi haklarında konuşmaya devam etmeyeceklerdir. Peki şöyle düşünelim mesela. Bir insanın her zaman kendi hakkında konuşmasının nedeni ne olabilir? Hani siz de mesela şu anda düşünün. Neden birilerini görürsünüz hep kendi hakkında konuşur ve o yerde alan bulamazsın, yer bulamazsın. Çünkü aslında kendi ihtiyacını gidermeye çalışıyordur. Mesele sen değilsindir. Kendi tatmin olma ihtiyacı vardır. Bir şekilde o enerjiyi, bir şekilde o ihtiyacını tatmin etme ihtiyacı vardır. Ve bu yüzden aslında senle konuşuyordur. Senin o diyalogda olmanın pek de bir önemi yoktur. Mesele orada kendi ihtiyacıdır. Sürekli konuşuyorsa monolog oluyor demektir. Şimdi arkadaşlarım sempatik insanları bilirsiniz. Sempatik insanlar bizim mesela çok eski çalıştığım şirkette vardı. Bir si vardı mesela. Çok sempatikti. Gerçekten sevdiriyordu kendini. Zorla sevdiriyordu ama binbir türlü de manipülasyon yapıyordu insanlara. Yani sempatiktirler. Komik olabilirler. Çok ciddi güzel mizah, espri yapıyor olabilirler. Ve size güzel cümleler söylemesi sizin sevginizi hak edeceği anlamına gelmez. Sizin seveceğiniz anlamına da gelmez. Saygı duymak mesafeyi korur. Saygı duy ama herkesi sevmek zorunda değilsin. Zaten de öyle olmalı. Sonra ne oluyor? O insan sana kötü davrandığında bundan sonra kimseyi sevmeyeceğim diye bu sefer kendine insan suçlamaya başlıyor. Hep sevdiğim yüzünden oluyor. İyilikten maraz doğar gibi bir laflarımız vardır mesela hatırlayın. Oysa ki iyilikten maraz falan doğmaz. Sevgiden maraz doğmaz. Yani yanlış kişiye bunu verirsen, yanlış kişiye layık yaparsan sevgine o zaman sıkıntı olur sevgili arkadaşım. O yüzden işte buradaki anlattığım şeyler benim. Ve ben bunları anlatırken de hani böyle lay lay şeyler söylemiyorum sizlere. Sosyolojik bir dinamiği olan şeyler, sosyal ilişkilerle olan şeylerden bahsediyorum sizlere. Bu yüzden bunların farkında olmak bu anlamda önemli. Sürekli ağlayan, sürekli dert yanan insanları gördünüz mü? Ve bu insanlar aslında hep kurbanı, mağduru oynayarak size devamlı bir duygu sömürüsü ve acitasyon yaparlar. Çok küçük meseleleri çok daha büyütürler. Sizinle ilgili çok küçük meseleleri de çok daha büyütürler. Üçe geçmeden önce size şunu söylemek istiyorum. Övülmeyi sever misiniz? Güzel sözleri sever misiniz arkadaşlarım? Şimdi diyeceksiniz ki hangi biz sevmeyiz ki? Evet güzel sözler hepimizin hoşuna gider. Ama burada çok önemli olan bir şey vardır. Dozu çok önemlidir burada. Seni her zaman övüyorsa ve çok kibarsa çok dikkat etmek gerekir. Yani çok kibar olan, çok nezakette olan insanlarda, bakın diğer diyeceğim maddelerle de birleşecek. seni ne zaman övdüğü, her zaman övmez mesela gerçekten iyi olan insanlar. Her zaman övmek, her zaman böyle pohpohlamak sıkıntılı bir durumdur. Ve inanın manipülasyoncuların en çok uyguladığı tekniklerden birisidir. Güzel söz hepimizin hoşuna gider ve övgü reflekslerimizi normal olarak zayıflatır. Ego'yu zayıflatır ve gardınızı düşürmenize de neden olur. Şimdi burada hep tetikleme olacağız anlamında çıkmasın. Güzel sözcüğü devamlı söylüyorsa bunun farkında olmak. Elbette gerçek ve samimi ise, iyi niyetiyse ve her zaman bunu yapmıyorsa gerçek olan bir noktada sana bir şeyler söylüyorsa bu güzel bir şeydir. Enerjisini hissedersin. Devamlı böyle yağlayan tipler vardır mesela. Bu konulara dikkat etmek gerekiyor çok kibar ve nezaketli olması da sıkıntılı bir durum. Sonra gene ne oluyor? Bu kadar övgüden sonra yani bana bu kadar öven birisi nasıl ben böyle şeyler yapabilir? Çünkü gerçek değildi. Zaten samimiyet yoktu. İkinci bir nokta da şu dedikodu da çok önemli. Hani birilerinin sana dedikodusunu çok yapıyorsa inan senin dedikodunu da başkasına yapacak. Bu da onun gibi bir şey. Seni değil başkasını da çok fazla övüyor. Dördüncü nokta arkadaşlarım hükmedici olurlar kontrol etmeyi severler ve üzerinizde biraz daha açılımını yapacak olursak baskı kurmayı severler. Yani sizin yerinize karar verme noktasına kadar bile gidebilirler. İyi insanlar size tavsiyede ve öneride bulunurlar. Destekçi insanlardır, yardımsever insanlardır ama bu onları kullanılabileceği anlamına gelmez arkadaşlarım. Desteği de seni gebe bırakmak için karşılık verme zorunluluğu hissettirmek için manipülatif bir şekilde değildir. Gerçekten karşılıksız bir şekilde bunu yapar. Gerçekten iyi olan insanların özelliklerinden bahsediyorum. Yaptığı şeyin sonunda karşılık vermek zorunluluğu hissetmezsin aslında. Ama ticari ilişki yapıyorsan zaten o ayrı bir olay. Gerçekten gönül birliği olan ilişkilerde işte bu noktalar, bu dinamikler girdiği zaman problemli olmaya başlıyor. Sonra ne oluyor? Ben sana neler neler yapmıştımlara gidiyor ve insanlar aslında hesaplarını tutmuyor. Ben sana şunu yapmıştım, sen bana bunu yapmıştın. Hayır ben sana şunu yapmıştım, sen bunu. Ego bir taraftan işin içine girmeye başlıyor. Bir taraftan böyle şeyler gibi. Bunlar tam kurban psikolojisinin aslında özellikleridir arkadaşlarım. O yüzden samimiyette gerçekte karşılık yoktur. Karşılıksız özveriyle bir şeyi yaparsın ve hesabını tutmazsın. Ve bu yüzden zaten samimidir. Samim olmasının nedeni de budur. Ve hükmedici değildir gerçekten iyi insanlar. Seni bir şey yapmak için borçlu hissettirmez ve bir şeyleri yapma zorunluluğunda da hissettirmez. Fikirlerini bir kanun gibi sana empoze ettirecek oyunlar da yapmaz. Fikrini söyler kenara çekilir. Böyle kendi istediklerini yapmak için baskıcı olurlar. Ve siz böyle bir enerji hissettiğinizde şunu daima hatırlayın. Birinin sizin üzerinizde kontrol ve güç hakimi olmasına izin verirseniz o kişilere bağımlı olursunuz. Bu yüzden bu insanların bir özelliği de şudur. Maddeler eklemedim ama boşu hissettirirler seni. Daha henüz bir şey olmadan bile daha biz kelimesiyle bile boşlu hissettirir. Sonra bir bakmışsınız ki onların olumsuz niyetlerini yerine getirmeye çalışırken bulursunuz kendinizi. Bu size de zarar verebilir. Tabi bu maddelerin hepsi gerçekten böyle bir şey olacağının %100 garantisi değil. Gözlemleyin ama bu enerjiler, bu dinamikler önemli noktalar. Alim olma niyeti olan insanlarda dışarı dönük bir zarar verme eğilimi vardır. Hem de eylem halindedir bu. Sadece düşünsel değil, eylem halinde olan şeylerdir. Göz temasının aslında önemli olduğu hep söylenir ve gerçekten de önemlidir. Uyum için de önemlidir. Karşı tarafı önemsemeniz için de önemlidir. Yalnız dikkat edin bu kişiler gözleriyle size öyle bir bakar ki bazen çok şiddetli bakar. Yani o psikolojik enerjiyi, o fesatlık mı deriz artık, o zalimlik enerjisi mi deriz, kötü niyet mi deriz, yani bir nefret enerjisi mi deriz? Yani gözleri kişinin hani gözler ruhunu aynasıdır derler ya, gerçekten o gözlerde hissedersin. Kalp gözüyle bakarsan o enerjiyi görürsün sevgili dostum. Evet bugün size kendini iyi bir kişi gibi gösterip gizlice zalim enerjisi olan bir kişiyi nasıl tanımlarız bundan bahsettim. Aşağı konuyla ilgili yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Bu bir gün sonra da topluluk sekmemizde videonun kritiğini yapacağız. Video ile ilgili sorularınızı orada sorabilirsiniz. Görebildikçe, okuyabildikçe sizlere cevaplamaya çalışacağım. Zaten kalp işareti koymam demek aslında sizlerin yorumunu okudum anlamına geliyor. Videonun kritiğini yapacağız. Kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Ben Erdem, sevgili sundum.